hep söyledim Alkan. 24 yaşındayım. Oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum. Aynı zamanda sosyal medyada zaman zaman böyle renkli ve eğlenceli paylaşımlar yapıyorum. İnsan olarak çok enerjik, hiperaktif bir kişiyim. Aynı zamanda kendi limitlerimi zorlamayı çok seviyorum. Mücadeleyi de seviyorum o yüzden. Hırslıyımdır da ve Survivor'da da bu yönümü göreceksiniz. Ben 18 yaşında burada dizilerde oynamaya başlamıştım. Ama sonra eğitimimi tamamlamak amacıyla yurt dışına gittim. Belki de orada bir dönüm noktasına girdim. Çünkü ya burada kalıp devam edecektim ya da gidecektim. Sanırım dönüm noktam benim o kararı verip yurt dışına gidip orada okul tamamlamam. Çünkü bana çok fazla şey öğretti. Bu Survivor'a gidiyor olmam da ikinci bir dönüm noktası olacak. Ben de bence tamamen doğal olan bir kız göreceksiniz. Tamamıyla kendi. Bu yüzden de seyirciyle de, kendi takım arkadaşlarımla da çok güzel bir ilişki kuracağımı düşünüyorum. Benim Survivor'ım da mücadele dolu, hırs dolu, sevgi dolu ve gerçek olacak. Birazdan yine konuşacağız da Aysu, öncelikle başarılar. Teşekkürler. Sen profesyonel bir basketbolcu. Evet. Daha geçtiğimiz seneye kadar Türkiye Basketbol Kadınlar Birinci Ligi'nde oynayan bir sporcusun. Doğru. Nasıl bir karardı Survivor'a gitmek senin için? Ve nasıl hazırlandın? Açıkçası, heyecanın ne durumda? Çok merak ediyoruz. Acayip heyecanlıyım. Çünkü fragmanda iz bırakan bir yarışmacıydın. Yani, öyle mi? Evet, bir böyle korktum senden. Yani korktum derken şu anlamda. Evet, iddialı bir yarışmacı imajı aldım yani. Rakip güzel olmak istemezsin Aysu. Güzel, evet, güzel. Bunu vermek aynen istedim açıkçası. Yani şöyle, aslında bu kararı almak benim için çok kolay olmadı. Sonuçta 23 yıllık bir basketbol kariyerim var. Hı hı. Bu sezon sadece Survivor adına kariyerim bir durdurdum. Hı hı. Survivor sonrası ne karar alırım, devam eder miyim, etmez miyim bunu bilmiyorum açıkçası ama Survivor'ı düşünmemdeki sebep çevrem, ailem, beni tanıyan herkesin benim orada çok başarılı olabileceğime inanmasıydı açıkçası. Yani belki ben çok fazla işte kamplardan, maçlardan, yoğunluktan dolayı aslında çok fazla Survivor hakkında bir bilgi sahibi değildim aslında. Tabii ki şimdi artık kesinleşti, gidiyorum. Tabii ki araştırıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendikçe de aslında biraz olsun korku değil de merak ediyorum. Ve aslında böyle daha fazla derin düşünmeye başladım. Yani kendimle alakalı mesela orada belki de keşfedemediğim şeylerimi, yönlerimi göreceğim. Belki de benden götüreceği çok şey olacak. Belki de kazanacağım. Hı hı. Belki de yeni bir Aysu'yla tanışacağım. Bilmiyorum. Aysu, sana bir şey soracağım. Bana şu an desen ki Survivor dedim mi aklına gelen ilk hayvan ne desen? Ben ya muhtemelen sana balık derim. Ya, çünkü evet, Survivor'da hani deniz kenarındasın, adadasın, sahildesin ve yiyebileceğin en avlanabilir hayvan balık. Tabii. Ama senin balığa karşı bir... Benim çok büyük bir dezavantajım var. Fobim varmış. Evet. Gerçekten mi? Evet. Balık fobisi. Ben de aynı şekilde. Onu yeneceksin bence orada, biliyor musun? Evet, yani hani az önce bahsetmek istediğim ben şeylerden bir tanesi. Balık çorbası yapacağım burada. Ya. Aslında bu. Yani hani benim çok ciddi bir travmam ne bilmiyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir problem bu. Bununla ilgili çok da yardım aldım. Fakat aşamadığım bir şey. Ya umut ediyorum bunu orada yani yüzleşerek belki de daha fazla üstüne hayır, giderek aşabilir. Mesela hani yani yemek değil musun, anladığım kadarıyla musun, problem. Şu an konuşuyoruz ya mesela onun o hakkında ben kötü oldum mesela şu an ellerim titriyor bak. O derece. Görünce o ciddi sıkıntı yaratıyor. Yani şöyle söyleyeyim, yemek benim için hayatımda hiçbir zaman problem olmadı. O zaman senin payını biz yiyebilir miyiz? Tabii ki. Ya, teşekkür. Tabii o balık olduğunu hakkımdan hazırlayacağız ona. Ben öyle diyorum, yakalayacağız. Asla. Balık olduğunu anlamadan yani önüne koyacağım. Şöyle, deniz ürünlerinin hiçbirini tüketmiyorum. Yani buna deniz börülcesi de dahil. Aynı masaya oturamıyorum. Balığı böyle yani hani balık şeklinde göremiyorum. Balığın fotoğrafına dahi bakamam. Akvaryumun yanından geçemem. Denize nasıl gireceğim? Oho, peki? Seni yüzeceğim. Denize nasıl arada, gireceğim? Şöyle, yani, oyunlar olacak değil mi? Mesela, olacak tabii yani. Ki, balıklar yüzüyor altta. Eminim olacak. Sen yüzüyorsun mesela, bir baktın en altta 3 tane balık olacak mesela ben, bence. Ailem yani annem beni 3 günlükken denize atmışlar mesela böyle hani tam bir su kızıyım aslında ama
balıklarla alakalı bir sıkıntım var. Deniz yani, fobin yok ama anladım. Deniz fobim asla yok. Suyu çok seviyorum. Denize. Senin deniz fobin. Ben 16 yaşında boğulma tehlikesi yaşadım. Ve hala yeni yeni yaşıyorum. Ve orada çok ciddi bir mücadele vereceğim bununla alakalı. Oo, takım bunlar... arkadaşlarımın su fobileri var. Şimdi bu arada şey diyormuş. Su fobisi çok zor arkadaşlar. Yok bence orada bir şekilde üstesinden geleceksin. Yani ben orada şunu yaşayacağımı zannetmiyorum açıkçası. Şimdi orada öyle bir bence hani... psikolojide oluyordur ki insanlar. Çünkü ben maça mesela çıkarken tamamen böyle hani game modunu alıyorum kendime. Tamamen kafa olarak kilitliyorum. Orada da bir yarışmaya çıkıyorsun sonuçta. Yani sadece kendin de değil, takım arkadaşların da var orada yani. Umursamayacağım bir evreye gelin. Zannetmiyorum ki normal denizde normal yani. Hani girerken ki hani ister istemez ben şimdi korktuğum için arıyorum böyle denize girerken hay orada balık var mı yok mu falan diye. Böyle hani bir şansın olmuyor. Aileleriyle gezen balıklar var ya sürü halinde. Onlardan bile korkuyorum. Ama onlar çok tatlı. Peki takım oyuncusu olmaya mı gidiyorsun yoksa takımın yıldızı şimdi, olmaya mı? Kesinlikle şöyle. Ben hayatım boyunca hep bir takım oyuncusu, oyuncusuydum. Zaten pozisyonum benim bir numara. Yani oyun kurucuyum ben. Genel olarak takımı yöneten, takımın lideri. Hayatım boyunca ben bu şekilde, bu vasıftaydım. Orada da aynı şekilde bence... olacağımı düşünüyorum. Yani orası da sonuç olarak bir takım. Takım arkadaşlarım var. Takım peki olamazsan savaşıyorsun. Sıkıntı çıkar mı? Yani o liderliği pozisyonu. Orada belki de... Hayır hiç öyle bir egom, hiç öyle bir gayretim, çabam tabii ki olmayacak. Bu zaten oluyorsa oluyor. Aynen doğalında gelişiyorsun. Aynen öyle. Saçların peki orada seni zorlayacak mı sence? Bence çok zorlayacak. Bence beni en çok zorlayan şey orada olacak. Toplayabiliyor musun tabii mesela? Tabii ki toplayabiliyorum. Yani normal saha içinde de bazen aslında çok fazla toplayamıyorum saçım. Çünkü bir rahatsızlığım var. Başım ağrıyor çok fazla. Ama tabii ki topluyorum. Toplayacağım da. Veya bant takacağım. Bant. Evet. Bu arada en güzel gözüken saçlardan biri seninki olacak. Çünkü kıvırcık saç her zaman tuzlusu da çok. Bence öyle diğerinden mi? Daha az belli ediyor bakımsızlığını. Ama dediği gibi seninle az önce de konuştuk. Yani kesme noktasına gelebilirsin düğüm olursa. Eminim çok fazla saçımda düğüm olacaktır. Zeynep peki bir şey soracağım. Çok böyle hani minnoş, tatlı, sakin. Mesela bir renk olsan... bence cırt pembe olur böyle. Ciklet pembesi olur yani. Mesela, öyle derim senin için. Hiç peki şimdi o şarttır hani eminim Survivor'ı izlemişsindir zaten. Orada mesela o durumlarda içinden başka bir Zeynep çıkar mı sence? Böyle bir vat diye ne oluyor arkadaşlar bir dakika diye ya da üstüne geldiler. Nasıl tepki verirsin mesela? Aslında ben de bu yüzden katılmak da istedim. Çünkü hayatım boyunca hep en enerjik, en pozitif... İşte insanları hep mutlu etmeye çalışan, eğlendiren kız ben oluyordum ama bunu sevdiğim için yapıyordum. Hep yaparım. Yani sınıfta da komik olan olsun ben olurum. Grubumda da mesela bir masada otururuz. İşte seninle onun bir ortak günü vardır. Ben bunu biliyorumdur. Hemen onları bağlayayım. Arkadaş olsunlar. Hep böyle karşımdaki mutlu olsun. Karşımdaki gülsün. Bunun için uğraşırım. Ve bu aslında bir de 24 yaşındayım. Hala hayatı öğreniyorum. Kendimi tanıyorum. Ama Survivor'a katılmamın sebeplerinden biri de belki de artık biraz daha kendime dönüp kim olduğumu daha nitelikli bir şekilde anlayabilirim. Tanıyorum Zeynep'i ama öyle bir şartlarda kalacağız ki bir oyunun içindeyiz. Kendi takım arkadaşlarım var. Hem onları kollamam gerekiyor ama bir noktada maalesef birbirimize de eleme olacak. Ve bunlarda çok zorlanacağımı biliyorum çünkü insanları üzemiyorum. İnsanları üzmek benim için çok zor bir şey. Ama... o şartlarda, o açlıkta ve o hırsta belki de bunları çok rahat bir şekilde yapacağım. Çünkü içimden öyle bir şey çıkacak. Doğru. Yusuf senin sosyal medyada falan böyle hep videoların dönüyor ya da münakaşa ettiğin durumlar oluyor. Ya da insanlar seni anlayamıyor. Mesela şu ekipte herhalde kendini anlatma fırsatının en değerli olduğu kişinin sen olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü ben ne yazık ki az önce belirttiğim gibi de şimdi yapı gereği haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe gelemiyorum. Yanlışa gelemiyorum. Yani laçka insanlara tahammülüm olmuyor. Ve sürekli de beni buluyor. Sonuçta zaten bulmasına da gerek yok. Çünkü ne yazık ki ülkemizde bu tarz yaşayan çok fazla insan var. Bir yerde buluşuyorsunuz, görüyorsunuz ve ben sessiz kalamıyorum. Her sessiz kalamayıp da hakkımı savunacağım anda da bazen yanlış lanse ediliyorum. Bazen kendimi yanlış ifade ediyorum. Bazen sinirlenip sinir atınca... ifade edemiyorum. Ama Survivor tam böyle bir yer. Ben de bunu yıkmaya gidiyorum işte. Orada laçkalık tamam, da var. Ben de bununla yüzleşmeye gidiyorum. Şey de var. Tamam ben de bununla yüzleşmeye gidiyorum. Sakin mi kalacaksın? Sakin kalacağım inanıyorum. Çok net olarak söyleyeyim.
Adadaki bence en böyle sert ve agresif ikili sürpriz de burası. Üç kişi burada. Bence Zeynep ve Aysu. Vallahi asla sakin kalın. Yusuf'la Aysu bence çok kalırım. Problem de olacaklar, o... problem de çıkaracaklar. Peki ne anlamda? Uyanıştan sonraki o sakinliği korumaya çalışacak sen böyle, bence. Sen çok şu an senden herkesin beklentisi şey hey yo hey yo. Haydi asla işte, değil şey, ya. Yok ben değil, harbiden bak, güzel sen bir öyle şey değilsin. Koyacağım. Sen öyle değilsin. Evet tabii ki. Ama bu arkadaşları tarafında hayırdır. Biz bu kızı ilk hafta paketleriz. Paketlerdik bence, ama bu içinden bir canavar çıktı diyecek ve sen savaşmaya başlayacaksın. Bence o nokta nasıl olacak biliyor musunuz? Orada herkes artık mücadeleyi bırakmış, artık yorgunluktan, açlıktan bitkin, bitap bir haldeyken sürekli koordine etmeye çalışan, evet, milleti toplamaya çalışan, kalkın hadi hadi gitmemiz evet lazım, yapmamız lazım diyen taraf olacağını inanıyorum. Aysu da şu an gördüğüm kadarıyla ünlülerde fiziken en hazır olan, hem sporcu ve profesyonel sporcu olduğu için, hem de biraz böyle bir daha zihin böyle olarak, karakter kendi olarak, zihin evet, olarak biraz daha şeysin sen böyle nasıl diyeyim daha böyle sanki adada bir yalnız kalacaksın gibi geliyor ya. Olabilir. Yok ha? Ya bilmiyorum. Bırakmaz mısın yalnız? Bir şey diyemiyorum ya. Hayır ya bırakmayacağım. Biz bunun içindeyiz ve bir takımız. Takım ruhumuzun da daimi çalışıyor ve yolumuz evet gerekiyor. Yani gerçek Yusuf Güney kimdir? Gerçek ben Hakan, Zeynep, Aysu kimdir? Ya orada çıkacak ortaya. Direkt kendin olarak ama zaten gitmiyor musun? Tabii ki de çok tabii zor şartlarda. Ama insanlara çok zorluyor aslında seni tabii, mesela doğru. Ben buna açıkçası katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Yani normal özel hayatındaki senle bence ada şartlarındaki Hakan aynı Hakan mı? Aslında değil. İşte. Mesela ben daha sakin bir adamım ama orada çok orada şey gözüküyor. Sen orada bunun mesela açlık faktörü var. İşte ne bileyim kendini zaten temiz, iyi hissetmiyorsun. Belki... Normalde dışarıda ben çok enerjik, pozitif bir insanım. Konfor alanın dışında değil mi evet orası? Evet, evet. Yani ben orada ben kendimi iyi hissetmeyebilirim. Belki de daha çok hissedeceksin. Bu enerjimi belki de dışarıya veremeyebilirim. Örnek veriyorum, belki de daha sakin bir insanım. Ama orada belki de çok kırslarıma yenik düşeceğim. Misal. Son bir soru. Bakacağım. Ama bana çok dürüst olmanı istiyorum. Ay, hayır tabii ki. Ay, olur mu? Her zaman dürüstsünüz. Denedin mi, denemedin mi? Neyi denedin mi, denedin mi? Astral seyahatle Dominik'te nasıl bir yere gideceğini. Oraları görmeyeyim. Denemedim yok asla. Denemedin mi? Çünkü neden? Zaten şu an çıkış yapamıyorum. Çıkamıyorum. Niye? Neden? Çünkü gerekli diyetimi yapamıyorum. Gerekli enerji yüksek bilince sahip değilim şu anda. İşte oradaki o açlık, sabır, işte o bilinmezlik bunu yükseltiyor. Peki mesela orada sosyal, yapabilir misin sen? Teknoloji yok. Gelebilir misin? Sosyal medyan yok. Televizyon yok. Beynimizi, fikir, bilincimizi zorlayacak ya da manipüle edecek hiçbir şey yok. Tamamen doğal ortamda, ortamın içerisindesin ve benliğine, iç benliğine dönüyorsun. Orada yani yapabilir misin astral seyahat? Orada kralını yapacağım. Ya oradan Türkiye'ye gelebilir misin? Yani evet, yarışmaya şey yapamayacağız, parkurlara çağıramayacağız. Bir bakıyoruz. Ben mesela ekip arkadaşlarına rica ettim. Benim mesela o hangi adaydı? Sürgün adası mı? Evet. Yokluk adası. Mesela haftada bir iki gün kalmak isterim ben orada mesela. Sen İstanbul'a ama gelirsin. Orada... Salın abi beni orada tek başıma. Tek halin ama orada bir de elektrik şey. Çok seviyorum. Çok isterim öyle bir şey yapacağını. Hiçbir ya şey çok yok. Çok mutlu olurum. Mesela yazın beni oraya gideceğim zaman yazın beni gideyim. İstiyorsun. Tamam beni yollarlarsa ne olur benim yerime gidin. Ben senin yerine giderim. Çok ciddi soruyorum. Orada bunu yapmayı düşünüyorsun. Mesela gittin tek başına kaldın. Sürpriz belki size çok enteresan. Bir seyahat yapan da isterim. Evet. Peki bir şey soracağım. Valla her masaya tavsiye veriyorum. Size de tavsiyem şu olsun. Gitme. Yol yakınken gidiyorum. Yok. Şu an olsun. Güzel arkadaşlar olan mesajınızda evet, gitmesin. Ben konuştukça daha çok motive oldum size. Erken kalkın. O doğayla beraber uyanın. Kesinlikle. Ben her sabah 5-5.30. Yapacaksın mesela. Bak inanamazsınız. Böyle hiçbir bir şey olamaz. Evet. Benim size de tavsiyem. Her masaya bir tavsiye veriyorum. Bir cümle. Size de tavsiyem bu olsun. Evet. Arkadaşlar size başarılar diliyoruz Hanzade ile beraber. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Harika bir sezon olsun. Döndükten sonra bir daha görüşürüz. Bu arada benim rengim yeşil. Yeşil. Evet. Tamam hadi bakalım. Senin rengin yeşil. Size bol şans diliyorum. İnşallah güzel geçer. Seyircilerimize de hatırlatalım. Efendim 15 Ocak Pazar akşamı Survivor'ın yeni sezonu, 2023 sezonu TV8 ekranlarında saat 8'de başlıyor. Ünlüler, gönüllüler, influencerlar çok değişik ama çok keyifli bir sezon olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.